Bu proje Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın katkılarıyla hazırlanmıştır. İbrahim Kılınç, Dokuz Dağ Nefesi. Gençliğimin o en heyecanlı, en acar yıllarıydı. Ben liseye gidiyordum, o kız ilköğretim okuluna. Hemen her sabah aynı yollardan geçiyorduk. Varlıklı bir ailenin biricik kızıydı. Çok güzeldi. Hem çok güzeldi hem de güzel ve şık giyinirdi. Beni en çok etkileyen yeri saçlarıydı. Vişne çürüğü renginde uzun saçları vardı. İki belik örerek kuluncunun ortasından aşağı bırakırdı saçlarını. Beliklerinin ucu kalçalarından aşağı inerdi. Yürürken bir başka salınırdı belikleri. Zaten onun yürüyüşü de bir başkaydı. Kış aylarında hep çizme giyerdi. Yürürken gıcır gıcır ederdi çizmeleri. Tek tek basarak dimdik yürürdü. Yürürken ufacık dağları ben yarattım der gibi bir edası vardı. Uzun kirpikli, badem gözleriyle hep önünü süzerek yürürdü. Gençlerin hepsi hayrandı ona. Hatta çoğu aşıktı. Ama kimse cesaret edip aşkını ilan edemezdi. Dokuz Dağ'ın Efesi diye isim takmışlardı. Onu gören herkes Dokuz Dağ Nefesi geçiyor der. Adeta nefeslerini tutarlardı. Bu nefesi kesilenlerden biri de bendim. O çizmelerini gıcırtatarak ırgalana ırgalana yürürken topuklarıyla kalbime bastığını hissederdim. Bir gün kendi kendime, Dokuz Dağ Nefesi olmazsa 90 Dağ Nefesi olsun. Yine de onun zirvesinden aşacağım. Hangi dağın başından yol aşmaz ki? Dedim. En şık elbisemi giydim, güzelce tıraş oldum. Onun okuldan çıktıktan sonra geçeceği en tenha sokağın başında beklemeye başladım. Hangi saatte nereden geçeceğini biliyordum. Az sonra gözüktü. Ah canım, ne güzel yürüyor. Servi gibi ırgalana ırgalana dedim. O da beni görmüştü. Gözlerimi gözlerine diktim, hiç başka yere bakmıyordum. O göz kapaklarını indirdi, bana bakmamaya gayret gösteriyordu. Tam yanından geçerken gözlerin ucuyla kibirli bir bakış fırlattı. Fakat öyle kararlı bakıyordum ki hemen gözlerini ayaklarının ucuna indiriverdi. O an bakışlarımın altında titrediğini hissettim. Bu beni daha da cesaretlendirdi. Biraz uzaklaşınca peşi sıra yürüdüm. Yanına yaklaşıp bir şeyler söylemek istiyordum. Fakat sokaktan gelip geçenler vardı. İçlerinden biri kızı tanır da oğlanlarla konuşuyor diye adını çıkarırlar. Kızın ismini lekelerler diye korkuyordum. Ama yine de bir şeyler söylemem lazımdı. O önde ben arkada evlerine doğru yaklaşıyorduk. Hızlandım, evlerinin sokağına girmeden yetiştim. Yanından geçerken seni seviyorum, sana mektup yazacağım dedim. Hızla yürüdüm, evlerini bir hayli geçtikten sonra geri döndüm. Efe evlerinin sokağına açılan avlu kapısına gelmişti. Uzaktan kendisine doğru geldiğimi görünce kapıdan içeri girdi. Ama avlunun kapısı kapanmadı. Kapının önünden geçerken açık kapıdan içeri bir göz attım. Avlunun ortasında durmuş, omuzu üzerinden bana bakıyordu. Dudaklarında kendini beğenmiş bir gülümseme. Gözlerinde yine o kibirli bakış vardı. Fakat bakışlarındaki davetkar mana da fark ediliyordu. Dudaklarındaki tebessüm yaylılarda açmış laleyi andırıyordu. Kabıma sığamıyordum. Dokuz Dağ Nefesine yaklaşmış, omzunun üzerinden de olsa ilk tebessümüne nail olmuştum. Yolda giderken içimden güzel kız, güzel ve ciddi. Üstelik hiçbir gençle ilişkisi yok. El değmemiş, koklanmamış bir gonca. En güzel yanı, yalnız ben koklayacağım. Ne demiş Karacaoğlan? Bir yiğide bir yar yeter, iki seven del olma mı? Ben de bir ikincisini daha sevmeyeceğim. Efem, benim ilk ve son aşkım olacak diye sayıklayarak yürüyordum. Bazen içime bir kuşku düşüyordu. Ya Efe beni sevmezse diye hayıflanıyordum. O zaman durup dükkanların vitrinindeki görüntümü seyrediyordum. Kendimi oldukça yakışıklı buluyordum. Gönlümde yeni yeni filizlenen aşkla beynimdeki şüpheler birbirine karışıyor. Efe'nin güzelliği gözlerimin önüne geliyor. Dudaklarımdan Karacaoğlan'ın şu mısraları dökülüyor. Karacaoğlan der ki işim zar mola. Aşk kemendi boynuma dar mola. Acep yârim gibi güzel var mola. Hakkın yarattığı kullar içinde. O gece say ki uyumadım. Kelimeleri itinayla seçerek ilk aşk mektubumu yazdım. Bu aynı zamanda yazdığım son aşk mektubu oldu. Mektuba bir de şiir eklemiştim. O gece Efem için yazmıştım bu şiiri. Seni sevdim her an, yine seni seveceğim.
Belki beni seversin diye bir ömür boyu sevgilim diye inleyeceğim. Belki bir gün sevgilim dersin diye sevginin tahtı aşkının hamalı olacağım. Bir serçe olup yollarına konacağım. Sevgi dolu gönlümle diyar diyar dolaşacağım. Acır da bir gün gel yarim dersin diye gün gelip çürüyüp toprak olacağım. Bir çiçek olup boynu bükük açılacağım. Yine senin aşkınla yaşayacağım. Belki bir gün koklarsın diye. Mayıs 1967. Sıra mektubu vermeye gelmişti. Nasıl ve nerede veririm diye düşünüyordum. Yolda vermem doğru olmaz. Hem versem de bir gören olur diye almaz diyordum. Ertesi gün cuma. Mektubu cebime koydum. Sabah ezanıyla sokağa fırladım. Etraf aydınlanırken, güneş dağların tepelerine vururken evlerin önünden geçiyordum. Gözlerim pencerelerdeydi. Bir ara serin serin esen Mayıs rüzgarı pencerelerden birinin perdesini dalgalandırdı. Ben, ''Aa, pencere açıkmış!'' derken pencerenin ağzında tanıdık bir baş gözlerime takılıverdi. ''Bu Efe'nin başı, Efe'nin saçları!'' dedim aynı anda. Rüzgar perdeyi salladıkça iki kanadı iki yana doğru açılıyor ve sevgilimin o güzel saçlarını dalgalandırıyordu. ''Demek yavrunun odası, orası!'' dedim içimden. Görünüşe göre daha uykudaydı efem. Artık Mayıs sıcakları başladığından pencereyi açıp yatıyordu. Pencere demirli olduğundan korkusuzca açık bırakabiliyordu. Böyle rüzgarla saçlarının dalgalanışını görünce Karacaoğlan'ın şu mısralarını mırıldanmaya başladım. Kalk Dilber gidelim bağ arasına. Şakasın bülbüller gül incinmesin. Eserse her yeri zülfün dağıtır. Gerdana dökülen tel incinmesin. Sokağın başına doğru yürüdüm, tam köşede durdum, ev arkamda kalmıştı, yan döndüm. Profilden, gözümün ucuyla yoldan gelip geçenlere çaktırmadan tekrar tekrar inceledim. Evin önünde yola doğru geniş bir beton çıkıntı vardı. Bu çıkıntı sokak boyunca sıralanan dükkanların üzerine örtüyordu. Dükkanların önünde, sokağın kıyısında büyük bir çınar ağacı vardı. Çınarın dalları betonun üzerinden eve doğru uzanıyordu. ''Tamam, mektubu nasıl vereceğimi buldum.'' dedim. Oradan uzaklaştım. Cumartesi'yi pazara bağlayan gece, sinemalar dağıldıktan, herkes evine çekilip sokaklar tenhalaştıktan sonra çınara tırmandım. Çınarın dallarından betonun üzerine indim. Pencerenin altına vardım. Pencere demirlerine tutunarak pencereye çıktım. Pencerenin açık kanadından içeri elimi uzattım. Perdeyi usulca tutup dışarı çektim. Yavaşça pencere demirine doladım. Şimdi artık dünya güzelimi iyice görüyordum. Sağ tarafta duvarın dibindeki somyanın üzerinde sırt üstü yatıyordu. Başı pencerenin önündeki beyaz yastığın üzerindeydi. Sol eli yanında, yorganın içindeydi. Sağ eli alnının üzerinde açık vaziyetteydi. O güzelim belikleri yastığın üzerinde kara yılan gibi kıvrım kıvrım duruyordu. Uzun uzun seyrettim. ''Gel kız karşımda dursana, şu benim halimi görsene, zülfünden bir tel versene.'' Koklayayım gül yerine. Mısraları gönlümden dilime doğru süzülüveriyordu. Elimi uzattım, belinin ucundan tuttum. Burnuma yaklaştırdım, kokladım, kokladım. Sonra mektubu alnının üzerindeki açık duran sağ avucun içine koydum. Tam pencereden inecekken vazgeçtim. Peki bu mektubun benden olduğunu nereden bilecek? Daha adımı bile bilmiyor dedim. Kendimi tanıtmam gerekir diye düşündüm. Sol elimi uzatıp çenesiyle beraber ağzını sıkıca tuttum. Aynı anda uyandım. Uyanır uyanmaz korkma. Seni seviyorum. Sana sevgimi ve aşkımı sunmaya geldim. Sevgin kalbimde, aşkımsa işte avucunda. İstersen rüzgara salıver gitsin dedim. Çenesini bıraktım, hiç ses çıkarmadan doğrulup oturdum. Geri dönüp bana baktı. Yüzünde hiçbir korku belirtisi yoktu. Gayet soğukkanlıydı. İçimden cesur kız, tam bana göre dedim. Önce yüzüme baktı uzun uzun, sonra avcundaki mektuba. Dudaklarında bir gülüş belirdi. Nasıl anlatsam o gülüşü bilmem ki. Hani yaz gelen de ekinler arasında bayrak bayrak gelincikler açar ya. Hani gelinciğin üzerine kaplayan sobe, çanak şeklinde iki yeşil kabuğu var ya. Gelincik açılacağı zaman bu yeşil kabuk olgunlaşır, rengi sarımtıraklaşır. İşte o demde, seher vaktinde, kabuklar arasından pürtleyen gelincik gibi bir gülüştü. Fakat sarı ela gözlerinden hele o bahar çimenini andıran uzun kirpiklerinin ucundan hala kibirli bakışlar süzülüyordu. Sonra gelincik açıldı.
ne güçlü pençeniz varmış, mengene gibi sıktınız çenemi, dedi. Ne yaparsın? Pençemiz pehlivan pençesidir, dedim. Belli. Ama lütfen git artık, bir gören olursa sonra, dedim. Tatlı uykunuzu bölmek zorunda kaldığım için affedin lütfen, dedim. Pencereden indim, çınarın dallarını atladım. Çınardan aşağı sokağa indim. Daldım şehrin karanlık sokaklarına. İçimde sevgi pınarı coşuyor, coşuyor. Sevgimle sokaklar ışıyor, ışıyor. Sığmıyor sokaklara, taşıyor, taşıyor. Taşa taşa ahır dağını aşıyor, aşıyor. Kendimi sabaha karşı dağın tepesinde buldum. Keskin keskin bir dağ sazanı esiyordu. Estikçe içime serin serin bahar doluyordu. Rüzgarın beni üşütmesini umursamıyordum. Yerli bir kayanın üzerine çık, şehri seyre koyuldum. Önce şehrin caddelerini dolaştım gözlerimle. Gezindim ışıkların gölgelerinde. Sonra ara sokaklara daldım düş diyerek. Buluverdim sevgilimin sokağını lambaları izleyerek. İşte orada güzelimin evi. O evde uyuyor canımın içi. Ah, olsaydı şimdi burada. Sümbüllerden, lalelerden taç örerdim saçlarına, dedim. Sonra o yoksa burada ben götürürüm çiçekler ona diye düşündüm. Şafağın yeri ağrırken dağın kuzeyindeki kayalıklara doğru yürüdüm. Kayalıklara varmadan önce düzlüklerden laleler topladım. Şafağın yeri gibi kırmızı kırmızı, aşkım gibi alev alev laleler. Lale der ki ben alayım, yiğit başına belayım. Her çiçekten ben alayım, benden ala çiçek mi var? Arkasından mor sümbüller topladım kayalardan. Dizim dizim dizdim lale demetin etrafını onları. Ortada laleler, etrafında sümbüller. Sümbül der ki boyum uzun, yapraklarım dizim dizim. Beni ağa gerdana dizin, benden ala çiçek var mı? Güneşin ilk ışıklarıyla uçarcasına yürüdüm dağdan aşağıya. Dedim, sana geliyorum efem, elimde çiçeklerle sana. Dağın eteklerine indiğimde kekik kokuları doldurdu ciğerimi. Durdum, topladım burcu burcu kokulu kekikleri. Kekiklerle ördüm çelenk gibi çiçek demetini. Güneşle beraber daldım şehrin dar, serin sokaklarına. Pazar olduğu için bomboşlu sokaklar. Buluverdim kendimi evlerin önünde. Elimde çiçek demetiyle. Aynı anda gözlerim pencereyi buldu. Okuyordu gece avucuna bıraktığım mektubu. Bana baktı, ben de ona bakarak elimdeki demeti kokladım. O mektubu öperek karşılık verdi. O anda yüreğim coştu. Bu coşkuyla elimdeki demeti öyle bir fırlattım ki çiçek havada uçarken pencereden iki el uzandı. Çiçek demetini havada yakaladı. Çiçekleri önce burnuna götürdü, sonra dudaklarına. Lale gibi dudakları laleleri, sümbülleri öptü, öptü. Ve bu öpücükler lalelerin üzerinden alev alev bana kadar gelip bir ateş topu gibi kalbimin merkezine düştü, düştü. Bu aşkla küçük bir bay bay yapıp yürüdüm. Yolun kıyısında duran toparlak taşa bir tekme attım. Taş top gibi yuvarlanırken ben geri dönüp bir bay bay daha yaptım. İçim sevinç dolu daldım sokaklara. Doğuya doğru yürüyordum. Güneş gözlerime vuruyordu. Her sokakta içime başka bir güneş doğuyordu. Hayal aleminde düşler görüyordum. Düşlerle süslüyordum hayallerimi. Düşlerimin en güzel yeri ben damat oluyordum, efem gelin. Bembeyaz gelinliği al duvayla efem vardı hep gözlerimin önünde. Duvağını kaldırıyordum. Kabuğundan pürtleyen gelincik gibi doğuyor içime içime. Kan oluyor, can oluyor damarlarımda. Doluyor kalbime kalbime. Böyle hayalleye hayalleye, düşleye düşleye sokaklar bitti. Girdim bağlar arasına. Derken vardım derdimen dede tepesine. Oturdum dut ağacının gölgesine. Yasladım belimi bedenine. Yumdum gözlerimi. Dinledim tabiatın seslerini. Cıvıl cıvıl öten kuşları, sessiz sakin buram buram kokan toprağı. İki güne varan uykusuzluğun ağırlığı vardı gözlerimde. Gözlerim yumulu yumulu veriyordu. Uzandım çimenlerin üzerine. Hadi uyu artık, dedim gözlerime. Kendimi sırılsıklam, sımsıcak bir ter deryasında hissettiğim anda kulaklarımdan beynime doğru yanık yanık bir bülbül sesi akmaya başladı. Gözlerim kapalıydı ama zihnim uyanıktı. Akşam güneşinin tüm sıcaklığını ışınlarıyla üzerime gönderdiğinin farkındaydım. Yumuk olan göz kapaklarımın arasında gelincik gibi kıpkırmızı bir dünya vardı. Biliyordum bu kırmızılığın sebebini. Göz kapaklarımın kılcal damarlarındaki kanın
güneş ışığı altındaki görünümüydü. Fakat mevsim bahar olunca, insanın gözünün önüne gelincik, lale kırmızılığında bir deniz çizilince, hele bir de bu kırmızılığa bülbül sesi karışınca, ister istemez Karacaoğlan'ın şu mısraları akla geliveriyor. Bir çift bülbül geldi kondu dikene, başı yeşil ayakları kırmızı, bal akıyor lisanından lehimlen, al yanaklar alma gibi kırmızı. Bu güzel dünyayı bozmamak için yerimden kımıldamıyordum. Kımıldarsam bülbül uçar diye düşünüyordum. Gözümün birini yarı araladım, önce gözümün içine vuran güneşe baktım. Güneş tahmin ettiğim gibi başkonuş dağının tepesine doğru inmişti. Sonra gözümü dudun dallarına çevirdim, bülbülü aradım ama bulamadım. Gözükmüyordu. Fakat durmadan ötüyordu. Sesi en yüksek dallardan geliyordu. Ne yazık ki akşam da oluyordu. Kalkıp gitmem gerekiyordu. Ani bir kararla yattığım yerden yekindim. Yekinmemle bülbül havalandı. Yüksekten yüksekten uçup gitti. Arkasından bakarken Karacaoğlan'ın şu deyişini mırıldanıyordum. Bülbül havalanmış yüksekte uçar. Has bahçe içinde gülüm var deyip. Seni seven yiğit serinden geçer. Güzeller içinde yârim var deyip. İçimden Efe'min aşkı da beni yeni bir Karacaoğlan yapacak galiba deyip bağlar arasından şehre doğru yürüdüm. Ertesi gün pazartesi, başımda sevda yelleri. Gönlümde bahar suyu gibi coşan sevgi selleri. Gözlerimin önünde pembe aşk ufukları. Arşınlamaya çıktım Efe'min geçtiği sokakları. Selamlarken şehri, akşam güneşinin ışıkları öpüyordu kaldırımları Efe'min ayakları. Gönlümü sararken aşkın büyüsü, bekliyordum Efe'mden bir gelincik gülüşü. Efe'min geçtiği en tenha sokağa doğru yürüdüm. Tam sokağın ağzına vardığımda baktım canımın içi de aşağıdan yukarı geliyor. Ben onu beklemeden sokağa girdim. Hızlı hızlı yürüdüm. Sokağın sonuna varınca geri döndüm. Şimdi Efe de sokağın öbür ucundan girmiştir diye düşünüyordum. Onun karşısından gelip gözlerinin içine bakarak iyice etkilemek istiyordum. Bakışlarımın altında titremeli diye düşünüyordum. Ha şimdi karşılaşacağım, aha şimdi göreceğim derken sokak bitti. Efe kaybolup gitti. Sağa baktım, sola baktım. Önüme baktım, ardıma baktım. Geriye, ileriye. Yoktu hiçbir yerde. Nereye gitti bu kız? Dedim. Sonra demek sokağa girerken beni gördü, yolunu değiştirdi diye kendimi cevapladım. Bu kız beni sevmiyor mu yoksa diye içime bir şüphe düştü. Peki dün geceki o gelincik gülüşü yalan mıydı? Ya o mektubu öpüşü? Sonra çiçekleri havada tutuşu. Bütün bunlar nasıl yalan olabilir? Olamaz, imkansız. O halde bana naz yapıyor. Cilve yapıyor diye düşündüm. Yapsın yapabildiği kadar. Cilvesine de kurbanım onun, dedim. Aheste aheste kalabalığa karıştım. Salı günü de ben ona cilve yaptım. Gitmedim, görünmedim. Çarşamba günü gözükmeden takip ettim. Tenha sokağa o önde, ben arkada girdim. Kimsecikler yoklu sokakta. Hemen yaklaştım yanına. Dünyanın en güzel kızı, kendisi için yazdığım şiiri nasıl buldu acaba, dedim. Sert bir sesle, git başımdan serseri, dedi. Beklemediğim bu cevapla afalladım. Duraksadım, bir iki saniye şaşkın şaşkın baktım. Kendimi çabucak toplayıp önünü kestim. Şimdi sen beni hiç sevmedin mi, dedim. O kibirli bakışlarını üzerime dikti. Dudaklarında alaylı bir gülüşle, köylüler saf olur derler. Sen gerçekten saf bir köylüymüşsün, dedi. Ben hala ya o gülüşlerin, ya mektubu öpüşün, ya çiçeklerimi koklayışın yalan mıydı hepsi diye sayıklıyordum. O alaylı alaylı, sen sadece saf değil, avanak bir köylüymüşsün. Git başımdan, uğraşmam seninle, dedi. Çekip gitti. Ben gerçekten avanaklaşmıştım. Aval aval arkasından baka kaldım. Sonra başım önümde düştüm sokaklara. Şapşal şapşal dolaşıyordum. Beynim allak bullak olmuştu. Bu nasıl iştir böyle? Gözümün önüne bir o gülüşleri geliyor, bir de sokaktaki hali. Avanak köylü, saf köylü sözleri kulaklarımdan silinmiyor. Ey Allah, hangisine inanayım? Pazar günü gözlerimle gördüğüme mi, bugün kulaklarımla duyduğuma mı? Gözlerimin önünde laleleri, sümbülleri öpen gelincik gibi dudaklar, kulaklarımda salak avanak köylü. Saf avanak köylü, saf avanak. Evet, ben saf ve avanak köylüyüm diye sayıklıyordum.
Diğer yandan içimde cılız bir ses seni sınıyor. Sana meyli olmasa, o gülücükleri, o öpücükleri gönderir miydi? Diyordu hala. Gece geç vakitlere kadar sayıklayarak dolaştım. Ertesi gün kızı Efe ile aynı sınıfta okuyan akrabamıza uğradım. Havadan sudan konuşurken lafı döndürüp dolaştırıp Efe'ye getirdim. Bana "Sen de mi Efe'ye aşıksın?" dedi. Ben "Yo" dedim. "Sakın olma. Eğer oldunsa yandın. Çünkü o gençlerle kedinin fareyle oynadığı gibi oynar. Hep aşıklarının çokluğuyla övünür. Onlardan aldığı mektupları getirir bize okur. En son birisi bir şiir yazmış. Şiiri bize tekrar tekrar okudu. Ondan sonra da ne dedi biliyor musun? Bu şiiri yazan saf bir köylü. Salak köylü. Beni şiirle tavlayacağını sanıyor. Dur, şiiri ben de yazdım. Okuyayım da dinle, diye anlattı. Sonra gidip şiiri getirdi. Başladı benim şiirimi bana okumaya. Şiiri dinlerken beynim dönmeye başladı. Renk vermemek için dudağımı sürüyordum. Şiir bitince daha fazla duramadım. İzin isteyip attım kendimi sokağa. Cuma günü akşam okullar dağılınca gözükmeden son kez izledim Efe'yi. O gün okuldan çıkınca eve gitmedi, başka yöne gitti. Ceylan sinemasının karşısından sağa dönüp sokağa girdik. Bu sokağı biliyordum. 100 yıl öncesinden kalma, toprak damların arasında uzayıp giden dar bir sokaktı. Otomobil giremezdi. Ancak 2 kişi yan yana yürüyebilirdi. Hızlı hızlı yürüdüm, ben de sokağa döndüm. Sokağın başına vardığımda gördüm ki Efe bir yakışıklıyla el ele tutuşmuş yürüyorlar. 5-10 saniye arkalarından baktım. Bir ara Efe başını yana çevirip delikanlının yüzüne baktı. Yüzünü profilden görüyordum. Gülümsüyordu. Yanındakini de tanıyordum. Bir ağa çocuğuydu. Ağa kızı tabii ki ağa oğlunu seçecek. Benim gibi saf ve avanak bir köylüyü seçecek değil ya, dedim içimden. Geri döndüm. Sol yanımdan yukarı başımı alıp yürüdüm. Osman Dede Tepesi'ne çıktığımda güneş başkonuşun ardına batmak üzereydi. Kendimi sırt üstü attım yere. Ne yapacağımı bilemez bir durumdayken Karacaoğlan'ın bir deyişi beynimde mısra mısra tekrarlanıyordu. Allah gözlerini sevdiğim Dilber, niçin benden ay yüzünü döndürdün? Yoksa hizmetinde kusur mu eyledin? Niçin gül dalına harı kondurdun? Geyme dedim niçin geydin alları, başıma getirdin türlü halleri. Koklamaya kıyamadığım gülleri, vardın gittin o soysuza yoldurdun. Beri gel dedim de benden ıradın, siyah zülfü mah yüzüne taradın. Sevmek değilmiş senin muradın, niçin beni ateşine yandırdın? Beynimin bu deyişi kaç kez tekrarladığını bilmiyordum. Yeni bir tekrara başlarken kulaklarım bir canlının otları çıtırdatarak bana doğru gelişini algıladı. Dikkat kesilip dinledim. Yılan değil. Yılan otları hışırdatarak gelir. Bu gelen neyse otları eze eze geliyor, dedim. Başımı o tarafa çevirdim. Gerçekten de bir yaratık otları yassıltarak bana doğru geliyordu. Mutlaka tosbağadır, dedim. Doğrulduğumda kaplumbağa benden korktu. Uf diye bir ses çıkararak başını kabuğunun içine çekip durdu. Gözlerimi kaplumbağaya diktim. Bu zavallı da benim gibi yalnız kalmış, dedim. Bu arada kaplumbağa burnunun ucunu gösterdi. Sonra yavaş yavaş kafasını çıkardı, bana bakmaya başladı. Merhaba tosbağa kardeş. Nereye böyle akşam akşam? Ve de yalnız yalnız. Bana bak. Sen de benim gibi aşk vurgunu mu yedin? Ha, sahi. Sen dişi misin erkek misin? Önce onu söyle. Eğer dişiysen söyle bakalım, kaç erkek kandırdın, kaç gönüle girdin, kaç kalbi parçaladın. Eğer erkeksen söyle, kaç dişinin kadrine uğradın, kalbin kaç kere kaç yerinden parçalandı. Söyle sözün doğrusunu tosbağa kardeşim, dedim. Ben böyle sayıklarken o bana baktı, baktı, sonra sessizce yürüdü. Ben hemen, ey arkadaş dur bakalım, sorularıma cevap vermeden nereye gidiyorsun diye seslendim. Bir an durdu. Kafasını benden yana çevirdi. Söylediklerin birer deli saçmalaması dercesine yüzüme baktı. Arkasından yönünü doğrultup yürüdü, gitti. Ben de ardından baka kalırken saçmalıyorum galiba. Kaplumbağa bile bana güldü diye düşündüm. Zonklayan başımı aldım ellerimin arasına. Başladım düşünmeye. Ey Efe, sen ne biçim Efe'sin böyle? Bu senin yaptığının Efe'lik neresinde? Bunun adı kancıklık değil de ya ne? Madem seviyordun başkasını, sev.
Sevmek en güzel şey. Bana demen gerekmez miydi o gece? Ben başka birini seviyorum, sana verecek gönlüm yok diye. Ondan kelli ben de mil çekmez miydim sana yan bakacak gözlerime? Terk edip gitmez miydim bu şehri? Varlığım seni rahatsız etmesin diye. Ama sen ne yaptın? Mektubumu aldın, okudun, iltifat ettin bana. Öpücüklerinle, gülücüklerinle ümitler ektin bakir gönlüme. Hayaller kurdum. Yalnız seni koydum düşlerime. Yalnız seni soludum hava diye. Yalnız seni içtim su diye. Seni oturtturdum gönlümdeki sevgi tahtına yar diye. Sonra yıktın kalp evimi. Tarumar ettin gönül bahçemi. Hakaretlerini hoş görebilirdim. Ah Efe, o ağa çocuğuyla el ele tutuşman yok mu? Onu hiçbir zaman affedemem. Onu sevdiğini bana önceden söylemeliydin. Kim bilir, belki onu da sevmiyorsundur. Benimle dalga geçtiğin gibi onunla da dalga geçiyorsundur. Ben seni el değmemiş bir gonca sanıyordum. Oysa sen sokaklarda koklanan bir gülmüşsün. Ey yüce Allah'ım! Ben ne yaptım? Gönlümü koklana koklana fırlatıp atılan bir çöplük çiçeğine mi açtım? Ya ben nasıl sunarım bu kalbi bir başkasına? Hem sen biliyor musun? Ey Efe! Benim köyümde bir yiğit bir tek güzele aşık olur. Bir güzel de bir tek yiğidi sever. İkisi bir olur. Bir tek yastığa baş koyar, ölüm ayırıncaya kadar. Ölüm ayırsa bile bedenlerini, her zaman birdir kalpleri. Ah Efe, ah! İfal ettin beni. Suçun öyle büyük ki çekmelisin mutlaka cezanı. Hem de beklemeden sabah deyip yerimden kalktım. Gecenin karanlığında koşarak indim tepeden aşağı şehre doğru. Gece yarısından sonra sinemalar dağılıp sokaklardan el etek çekince tırmandım çınara, oradan da pencereye. Vişne çürüğü belikler beyaz yastığın üzerinde kıvrım kıvrımdı yine. Bir an alıp koklamak geçti içimden. Kendi kendime, ey gönlüm, koklanıp da örselenmişi koklamak olmaz dedim. Sonra parmaklarımla başını dürterek uyandırdım. Hoplayarak yatağından kalktı, yüzüme baktı. Yüzünü ekşiterek, niye geldin gene? Ne işin var burada? Çabuk git buradan, dedi hışımla. Ben sakin ve kararlı, merak etme hanımefendi. Bir daha seni ebediyen rahatsız etmeyeceğim, söz veriyorum. Yalnız şunu bilmeni isterim. Ben seni koklanmamış bir gonca sanmıştım. Bakir gönlümü sana açmıştım. Gördüm ki koklanıp koklanıp çöpe atılan bir gülmüşsün. Bana senin gibi her gördüğü erkeğe kuyruk sallayan şehir kancığı değil, sevildikçe sevmesini, sevdikçe sevilmesini bilen bir sevgili gerek dedim. Pencereden atladım, oradan çınara, çınardan da sokağa. Sokaklarda yürürken içimde bir durulma hissettim. Fakat duruluğun bir köşesinde yine de bir bulanıklık vardı. Biraz düşününce sebebini buldum. Efe'ye fazlaca acı konuşmuştum. O ne yaparsa yapsın, benim böyle konuşmamam gerekirdi diye düşünüyordum. İçimden başka bir ses, Efe de hak etti bunu. Gençlerin kalbi oyuncak değil, diyordu. Neyse, olan oldu. Asıl bundan sonra ne yapabilirim, onu düşünmemeliyim, dedim. Başım önümde, sokakları adımlaya, arşınlaya yürüyordum. Hem yürüyor hem düşünüyordum. Düşüncelerim kendimden Efe'ye, Efe'den kendime gidip geliyordu. Efe, diyordum. Efe artık o kadar önemli değil. Onun 100 tane, 1000 tane gönlü olabilir. Her gördüğü yakışıklıya birini verebilir. Ama benim bir tane kalbim vardı. Onu da Efe'ye sundum. O ne yaptı? Kalbimi çiğneyip çiğneyip... Evet, kalbimi bir şehir. Hayır, o kelimeyi kullanmak istemiyorum artık. Evet, kalbimi bir şehir kızı dişledi. Şimdi ben bu kalbi ne yaparım? Nasıl sunarım bir başka güzele? Kime dişlettim bu kalbi derse ben ne derim? Veremem artık bir başkasına bu kalbi. Sevmeye hakkım yok artık Karacaoğlan gibi. Karacaoğlan. Karacaoğlan dayısının kızı Zeynep'in ihanetine uğramıştı. Ben de Efe'nin kadrine. Belki tüm güzelleri seveceğim Karacaoğlan gibi. Ama verecek kalbim olmadığından gömeceğim içime sevgimi gibi düşüncelerle sabaha kadar dolaştım durdum. Ve kararımı verdim. Bundan sonra Efe'nin yüzüne bile bakmak şöyle dursun. Gelip ayaklarımın dibinde diz çökse yine de dönüp bakmayacağım dedim. Artık ne Efe ile ne de bir başka kızla ilgileniyordum. Özellikle okulların dağılış saatlerinde şehirde pek dolaşmıyordum.
Yine de zaman zaman Efe ile karşılaşmıyor değildim. Her karşılaşmamızda bakışları gözlerimi buluyordu. Böyle durumlarda gözlerimi kaçırıp yönümü öte dönerek geçip gidiyordum. Bazı anlar öyle oluyordu ki Efe elini ağzına götürerek bana öpücük gönderiyordu. O an içim Efe'ye doğru akıveriyordu. Hemen gözlerimin önüne ağa çocuğuyla el ile tutuşu geliyor, Karacaoğlan gibi ''Bir yayla isterim ili göçmedik, lalesi sümbülü gülü geçmedik, bir güzel isterim eller değmedik, koldan kola sarılmışı neyleyim?'' diyerek çekip gidiyordum. Bir pazar günü kaleye çıktım. Elimde sarı yapraklı kalın bir defter vardı. İçinde tüm derslerle ilgili notlar. Öğretmenlerimin ders anlatırken sarı sayfalara kısa kısa aldığım notlar. Bu defteri alıp geziye çıktım mı tüm dersleri yanıma almış olurdum. Gezdiğim yerde istediğim derse çalışırdım. Bazen içine şiirler bile yazardım. O gün de yine kalenin çamlarının serin gölgesine yattım, defterimi açtım, başladım ders çalışmaya. Hava gayet güzel. Çocuklar salıncakta sallanıyor, fıskiyelerden sular havuzlara şıpır şıpır dökülüyordu. Havuzların etrafındaki masa başlarında insanlar, kadınla erkekli çaylarını yudum yudum içiyorlardı. Bu arada benim gibi sırtlarını çamlara dayayarak ders çalışan öğrenciler de yok değildi. En çarpıcı olanı, kalenin burçlarına dikilen hoparlörde şarkının biri susup biri başlıyordu. Bir ara sağ tarafımdan bana doğru yaklaşan ayak sesleri geldi kulağıma. Aynı anda bir bayan sesi. ''Kızlar, size bir sürprizim var. Bana o şiiri yazanı tanımak ister misiniz? İşte o şiiri yazan yakışıklı.'' dedi. Dönüp baktığımda gördüm ki Efe iki arkadaşına beni gösteriyor. Kızlar, ''Ya sahi o mu?'' derken ben yerimden kalktım, Efe'ye döndüm. Karacaoğlan der ki, ''Nasıl bağıymış? Üst yanımız karlı karlı dağymış. Kız seni sınadım, ökçen yoymuş. Almam şimdiden geri, huri isen de.'' dedim. Efe ve arkadaşları donup kalırken ben çekip gittim. Ondan sonra Efe benden, ben Efe'nden ıradım. Aradan yıllar geçti. Şehirler arası bir yolculukta otobüsümüz Pozantı'da yemek molası verdi. Acıkmıştım. Lokantaya girdim, karnımı güzelce doyurdum. Su içmek için lokantanın önündeki sıra sıra çeşmelere vardığımda 3 yaşlarında bir erkek çocuğunun musluklardan birine uzandığını gördüm. Uzanıyordu ama musluğa eremiyordu. Yaklaştım. ''Dur sana yardım edeyim yakışıklı.'' dedim. Çocuğu kucağıma aldım, musluğu açtım, sağ avucumu suyun altına koydum, çocuğu yaklaştırdım. Çocuk avucumdan suyu içti, yere bıraktı. ''Anne bak, bu amca bana su içirdi. Ne sevimli amca değil mi?'' diyerek koştu. Başımı kaldırıp baktığımda onu karşımda gördüm. Evet, Efe karşımdaydı. Su içirdiğim çocuğun elinden tuttu. ''Öyle oğlum, bu amca çok sevimli bir amcadır.'' Sevildikçe sevmesini, sevdikçe sevilmesini bilir dedi. O an buz gibi donduğumu hissettim. Aynı anda başımdan aşağı bir kazan kızgın su dökülür gibi oldu. Donmuş ve de şaşkın bir halde Efe dedim. O gayet sakin. Unutmadığınıza sevindim. Unutulmamak güzel şey dedi. Kendimi toparladım. Unutulacak biri değilsiniz dedim. Öyleyse neden Avanak köylü değişime? Yo diye sözümü kesti. Saf ve avanak köylülüğümle her zaman gurur duydum. Yalnız Ceylan sinemasının karşısındaki sokakta seni ağa çocuğuyla el ele gördüğümde beynimden vurulmuşa döndüm dedim. O zaman başını önüne eğdi. Ya öyle mi? Diyebildi kızarak. Sonra başını kaldırmadan el değmemiş bir gonca buldun mu bari? Diye sordu. Aramadım ki dedim. Neden diye sordu. Ben de ''Benim bir tek kalbim vardı, o sözümü kestim. Onu da bir şehir...'' ''Susun lütfen, o kelimeyi bir daha ağzıma almadım, siz de almayın.'' diyerek sözünü kestim. ''Evet, biricik kalbimi bir şehir kızına verdim, bir daha almadım.'' dedim. ''Ne yazık ki o da kıymetini bilmedi.'' dedim. ''Kısmet, neyse, hepsi geçmişte kaldı. Geçmişi geri getiremeyiz artık.'' dedim. Sonra sözü değiştirmek için ''Yolculuk nereye?'' diye sordum. Kısaca ''Kocama'' dedi. ''Allah mutluluklar versin'' dedi. ''Sana da'' dedi. Dudakların ucunda son kez gelincik gibi bir gülümseme açıldı. Oğlunun elinden tuttu, başını önüne eğdi, salını salını otobüse doğru yürüdü. Bu Efe'yi son görüşümdü.